zaman çizgisi kullanımı. Bu dersimizde kare kare animasyonun zaman çizgisi üzerinde nasıl işlediğini anlamaya çalışacağız. Zaman çizgisinin ilk görevi animasyonumuzun ne kadar süreceğini göstermektir. Oluşturduğumuz animasyonun uzunluğu ölçüsünde zaman çizgisi de kendini ayarlayacaktır. Zaman çizgisinde 1 saniyede görüntülenecek kare miktarının FPS değeriyle ayarlandığını hatırlayalım. Bu şekilde animasyonumuzun saniye cinsinden ayarını da yapabiliriz. Örneğin 25 FPS değerine sahip bir uygulamanın 2 saniye boyunca çalışması için 50 kare uzunluğunda olması gerekmektedir. Zaman çizgisinin en önemli işlevi animasyonumuzu karelere dağıtmaktır. Sahnede yer alan film klibimiz üzerine çift tıklayalım ve animasyonu inceleyelim. Oynatma çubuğunu hareket ettirerek animasyonumuzu ileri, geri zaman çizgisinde görüntüleyebiliriz. Zaman çizgisinin alt tarafında bazı kontroller yer almaktadır. Center Frame, Onion Skin, Edit Multiple Frames, Modify Onion Markers gibi özellikleri ileriki derslerde inceleyeceğiz. Current Frame bölümünde o an oynatma çubuğunun kaçıncı karede olduğu bilgisi yer almaktadır. Bu bölümü de farenin sol tuşuyla ileri geri sararak oynatma çubuğunu hareket ettirebiliriz. Ya da üzerine tıklayıp gitmek istediğimiz kare numarasını yazıp Enter tuşu ile direkt ilgili kareye oynatma çubuğunu konumlandırabiliriz. Current Frame seçeneğinin saniye cinsinden değerini Elapsed Time bölümünden ayarlayabilir ve kaçıncı saniyede yer aldığını görebiliriz. FPS değerini de Frame Rate bölümünden değiştirerek saniyene nasıl değiştiğini gözlemleyebiliriz. Bu araçlar kareler üzerinde çalışırken işimize yarayacaktır. Zaman çizgisi kareleri ayarlayarak animasyonumuzu organize etmemize yarayan araçlar ve özellikler içerirler. Volkan Çelebi, Yönetim ve Bilgisayarlar Şubesi, Heytek.